Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TYT coğrafya deneme sorularına bakacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. İki farklı ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir. Bu piramitler dikkate alındığında aşağıdaki durumlardan hangisine ulaşılamaz? Birinci ülkeye baktığımızda piramitte genç nüfus oranının fazla, yaş nüfus oranının az olduğunu görmekteyiz. Demek ki bu ülkemiz geri kalmış bir ülkedir. İkinci ülkeye bakalım. Arı kovanı şeklinde bir piramit görüyoruz. Arı kovanı piramitler daha çok Batı Avrupa gibi gelişmiş ülkelere ait grafiklerdir. Bu bilgiler ışığında sorumuzu çözmeye çalışalım. Birinci ülkenin doğum oranı daha yüksektir. Evet, geri kalmış bir ülke olduğunu söylemiştik. İkinci ülkede doğal kaynaklar daha etkili şekilde kullanılmaktadır. Çünkü gelişmiş bir ülke İkinci ülkede doğal koşullara alan bağımlılık daha fazladır demiş. Doğal koşullara bağımlılık geri kalmış ülkelerde fazladır. Gelişmiş ülkelerde daha azdır. Örneğin tarımda sulama iklim koşullarından etkilenmez. Sulama sayesinde her yıl aynı ürün aynı miktarda alınabilmektedir. Diğerlerine de bakalım. Birinci ülkede nüfusun ikiye katlama süresi daha kısadır. Evet çünkü geri kalmış bir ülke. İkinci ülkede genç nüfus oranı az, yaş nüfus oranı fazladır. Çünkü gelişmiş bir ülke. Haritada bazı yerler koyu renkle gösterilmiştir. Haritada koyu renkle gösterilen yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Dünya haritasına baktığımızda fay depremlerin işaretli olduğu yerler olduğunu görmekteyiz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Batı Avrupa, Japonya, ABD'nin doğusu. Bu yerlerin tümü için aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisi yapılamaz? Batı Avrupa, Japonya, ABD'nin doğusu sanayi ve ticaretin yoğun, ulaşımın geliştiği, dolayısıyla nüfusun yoğun olduğu bölgeler arasında yer alır. Hepsi için maden bölgesi diyemeyiz. Japonya yeraltı kaynakları bakımından fakir, güçlü sermaye ve teknoloji sayesinde gelişmiş bir ülkedir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Haritada numaralanmış alanların hangisinde heyelan riski daha fazladır? Heyelan yağış miktarının fazla, eğimli tabakaların olduğu alanlarda ana kayacın koparak bir bütün olarak yer değiştirmesi sonucunda oluşmaktadır. Tüm bu koşulların en fazla olduğu bölge Doğu Karadeniz'dir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Kayaçlarla ilgili özelliklerinden hangileri yanlıştır? 1. Granit aşınmaya karşı dirençli olduğundan çevresine göre daha yüksek belirgin yer şekilleri oluşturur. Hatta biz bu yer şekillerine tor topografisi adını veririz. 2. Kalker, jips, kaya tozu gibi kayaçlar aşınmaya karşı dirensizdir. Evet, suda kolay çözülebilen kayaçlardır. 3. Başkalaşım kayaçlar yeryüzünde sertlik derecesi en düşük kayaçlardır. Hayır arkadaşlar, başkalaşım kayaçlar sertlik derecesi oldukça yüksektir. Örneğin kalker sıcaklık ve basınç altında kaldığında mermere dönüşür. Biz bu ıı, kayaçlara metamorfik başkalaşım kayaçları adında vermekteyiz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak.